Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kazığınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, Tony M özellikle geçtiğimiz vakitlerde Luna'daki e, patlama hareketinin arkadaşlar yani buradaki e, 3x'ten fazla bir patlama hareketinin genel itibariyle Luna tarafında Onyx'in gerçekleşme ihtimaline bir e, delil olduğunu, kanıt olduğunu öne sürüyor. Yani diyor ki burada buradaki zaten e, rally'nin gelişi Onyx yapabileceğine dair de bir delalettir. Şimdi bu söylediği doğru olabilir ama e, şey olarak doğru değil. Yani şöyle söyleyeyim. Önceki videoda özellikle değerlendirirken şunu söyledim. Bir kere Onyx'ler e, yapılabilir ancak dediğim gibi yani ortalama bir kripto paraya altcoin'e göre ortalama ee, boğa altı bir performans sergileyecek. Yani ben e, örnek veriyorum altcoin'lerde 10x'in daha da üzerinde bir boğa performansı bekliyorum. E, Luna da bu bakıma e, 10x'in hafif altında hareketler yapabilir. E, sonuçta o da bir e, kripto para yani boğa sezonunda şey yapacak hali yok. E, durup dururken o yerinde sekecek hali yok yani. E, fakat buradaki Şimdi 3x'in gelişi nereden kaynaklandı? Doğrudan doğruya ekibin manuel hareketinden kaynaklandı. Pampladılar, millet aldı ondan sonra içeride bıraktılar. Şimdi e, bunu aslında yani performansı görünürde arttırabilmek için de bu tarz manuel hareketleri ben Boğa'da da yapabileceklerini düşünüyorum. İşte bu bakış açısıyla evet o 3x'lik rally 10x'in şeyi olabilir. E, nasıl diyeyim size? Gelişine dair bir delalet olabilir arkadaşlar. Genel anlamında ciddi bir volatilite ortamı Luna'da zaten biliyorsunuz ki mevcut ama boğa öncesinde böyle bir sıçrama beklemiyorum. İçsel olarak beklemiyorum. Yani ekip bir e, harekete daha kaldırırsa tabii ki bu da onların yapacağı iş. Kesinlikle de önermiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.